Güneşli bir Ankara sabahından herkese merhaba. ABB TV ekranlarını sevilen programı Spordan Hayatlara hoş geldiniz. Programımızda bu hafta şampiyonluğu arıyoruz. Ankara Erkekler Büyük Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak hepimizi gururlandıran Egospor'un yöneticileri bizlerle. Yağmur, öncelikle hoş geldin. Eren, sen de hoş geldin ve Alper Bey, size hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yağmur, senle başlayalım. Bu Egospor olarak birlikte 10'da 10 yaparak şampiyon olduk. Evet. Bize başarının sırrını anlatır mısın? Başarının sırrı aile olmak ve sinerji. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular bir araya geldiği zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda Başkanımız Zafer Tekbudak ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Teknik ekibimiz tecrübeli kişilerden oluşuyor. Bu da sahada oyunculara yansıdığı için başarı kaçınılmaz oluyor. Peki Alper Bey, siz nasıl söylersiniz başarının sırrını? Kulüp olarak spora çok önem veriyoruz. Sporcuya da çok önem veriyoruz. Başkanımız Zafer Tekbudak, yönetim kurulu üyeleri, başkanları, artı belediye başkanımız olsun, hepsi de spora çok önem veriyor, sporcuya da. Biz hepsi çok destekledi. Biz de iyi bir takım oluşturduk. Bu şekilde basketbolda 10'da 10 yaparak şampiyon olduk. Eren, seni de görüşelim merak ediyorum. Çok çalıştık başarılı olmak için. Başkanımız sağ olsun, teknik ekibimiz sağ olsun. Yani bir aile gibiydik. Hani bir antrenör değil, bir menajer değil. Tamamen abi, kardeş gibiydik. Hepsinin destekleri sağ olsun. O da öyle olunca kaçınılmaz oldu yani şampiyonluk. Eren, bu soruyu da seninle başlayalım. Bize şampiyonluk hikayesini anlatır mısın Egospor'un? Sezon başı Yağmur abiyle konuştuk. Dedik hani böyle bir organizasyon var. Gelmek ister misin? Ben de abi dedim tabii ki seve seve. Geldim, takımda inanılmaz bir sinerji oluştu. Böyle olunca antrenmanlar olsun, maçlar olsun, hep beraber bir birlik oluşturup eğlenceli bir şekilde devam ettirdik ve bunun sonucunda da şampiyonlukla taşlandırdık. Ne güzel. Peki Alper Bey, siz ne dersiniz şampiyonluk hikayesiyle ilgili? Şampiyonluk hikayesi çok ilginç başladı aslında bizim için. Takımı çok kısa bir sürede kurduk biz. Ve çok ilginç bir reaksiyon aldık yani. Herkes birbirine çok odaklandı. Çok daha samimi arkadaşlık, dostluk oluştu. Ve bu şekilde olunca da hem antrenmanlarda hem de maçlarda herkes birbirine destek olarak bu şekilde ilerledik ve başarıya ulaştık. Yağmur, genel menajer olarak seninle görüşelim. Sen anlatır mısın? Arkadaşlarım dediklerine katılıyorum. Sezonu geç açtık. Ama oyuncu havuzuna hakim olmamız sebebiyle başarılı arkadaşları aramıza kattık. Bu bağlamda antrenörümüz biraz hasta, o da gelecekti, gelemedi Rahmi Can Esen. Bu kadroyu çok iyi yönetti. Şampiyonluk hikayemizde büyük emek verdik. Peki bu soruyu da sen başla. Egospor basketbol takımı olarak bölgesel basketbol ligindeki hedefleriniz nelerdir? Bölgesellik daha zorlu geçecek bu sene. Yatırım yapan güçlü takımlar var. Bu bağlamda kadromuza takviye yapmak istiyoruz. Çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede belediyemize yakışacak, Egospor'a yakışacak başarılı sporcuları aramıza katıp bir üst ligde yer almak istiyoruz. Peki Alper Bey, siz neler söylemek istersiniz? Yani yeni sezondaki hedefleriniz? Yeni sezonda biz tabii ilk önce bölgesel ligde başarılı olup TB2L'ye yeniden yükselip ikinci ligde kariyerimize bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta sadece bu şekilde değil, ondan sonraki sezonlarda da TB'li, hatta Süper Lig bile yani bizim için artık bir hayal değil. Çünkü hem belediye başkanımız hem kulüp başkanımız, yönetim, herkes destekliyor. Herkes bize destek olduğu sürece biz de başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muhtemelen de inşallah çok iyiliklerde olacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Peki Eren, sen neler söylemek istersin? Genel menajerimize katılıyorum. Çok güçlü yatırımı olan takımlar var. Ama Ankara'daki başarımızı bölgesellikte de sürdürüp Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde tekrardan yer almak istiyoruz. Eren, bu soruyu da seninle başlayalım. Bize Egospor basketbol kariyerinden bahsedebilir misin? Egospor basketbol kariyerim aslında yaklaşık bir 2 yıl önce ben transfer olmayı düşünüyordum Egospor'a. Fakat o zamanki şartlar nedeniyle olamamıştım. Hep içimde kalmıştı. Ama bu sezon Yağmur abinin de çağırmasıyla birlikte böyle bir şans oluştu. Bu şekilde de takımda bulundum. Bundan da çok mutlu oldum bu sene. Yağmur, bu soruyu seninle başlamak istiyorum. Türkiye Basketbol Ligi bu sene oldukça çekişmeye geçiyor. Biz severek takip ettiğin bir takım var mı bu sene? Tüm takımları takip ediyoruz işimiz gereği. Ligimiz Avrupa'nın en iyi liginden bir tanesi, İspanya Ligi ile beraber.
Lokomotif takımlarımız var, Anadolu Efes ve Fenerbahçe. Bu sene bunların yanına tekrar bir Ankara takımı olan Türk Telekom katıldı. Karşıyaka ve Bursaspor da şampiyonluk yarışında yer alıyor. Ancak ligin daha ortalarındayız. Playoff'larda neler olacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki Eren, sen neler söylemekten bu basketbol ile ilgili? Ben de bir oyuncu olarak takip etmeyi, izlemeyi seviyorum. Fenerbahçe Beko favori takımlarımdan birisi. Onun dışında Anadolu Efes olsun, Ankara'nın takımı Türk Telekom olsun, bunlar da başarılı gördüğüm takımlardan. Antrenörleri, oyuncuları olarak hepsini seyretmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Peki Alper Bey, siz takip ediyor musunuz Türkiye basketbolu? Ben de takip ediyorum tabii, işimiz gereği. Çok da seviyorum Türkiye Süper Ligi'ni. Fenerbahçe, Efes tabii onlar köklü takımlar bildiğiniz gibi. Ama bu sene Türk Telekom da onların arasına katıldı. Hatta şu anda lider durumda. Onları destekliyorum. Ankara olarak ben de destekliyorum. Evet, aynen. Türk Telekom'da destekliyoruz. Ama bütün takımlara da başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin başkenti, hepimizin göz bebeği Ankara senin için ne ifade ediyor? Ankara her zaman benim için evim olmuştur. Sadece burada yaşadığım için değil. Başka şehirde yaşayan insanlar bana soruyor, Ankara'nın neyini seviyorsun, öyle böyle. Her şehrin kendine özel şeyleri var ama Ankara her zaman benim için daha farklı olmuştur. Her şehir dışına çıktığımda Ankara'ya dönmeyi genelde dört gözle bekliyor oluyorum. Neyse, ben de Ankara'yı seviyorum. Peki Alper, sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Ben de Ankara'yı çok seviyorum. Uzun yıllardır bu şehirde yaşıyorum. Tabii dediğiniz gibi Ankara bence Türkiye'nin kalbi teliğinde. Hem siyasi olarak, spor olarak, yani bütün sanat olarak her şeyde Ankara Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Bir de tabii Atatürk biliyorsunuz hem aynen, başkent olarak Ankara'yı seçmiş hem de bütün meclis, eski meclis hepsi buralarda toplanmış. Ben o yüzden Ankara'yı gerçekten seviyorum ve bütün organizasyonlarda da Ankara'nın tabii öncelikli olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Eren, bir basketbolcu olarak kariyerini spor alanında ilerletmek isteyen gençlere ne gibi önerilerde bulunursun? Kesinlikle her şeyden önce bence artık küçük yaştan itibaren spor yapılması gerektiğine inanıyorum. İnsanların hani enerjisi olsun, gücü olsun, sporla birlikte ekstra arttığına inanıyorum. O yüzden tüm gençlere söylemek istediğim, eğer bunu profesyonel yapmak istemiyorlarsa bile hayatlarında her zaman sporu bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum. Peki Alper Bey, sizin ne gibi öneriniz vardır? Yani spor mental açıdan, yani hem psikolojik açıdan bütün herkese çok pozitif yönde etki eden bir etken. Ondan dolayı spor gerçekten, yani yürüyüş bile yani bir spordur. Kesinlikle. Yani yürüyüş bile spordur. Herkesin spora yani değer vermesini istiyorum ben. Yani spor yapmalarını çok istiyorum. Hem sağlık açısından, hem insanı dinlendiriyor, hem mesela kafasındaki sorunlar varsa birazcık daha dağıtabiliyor. Yani spor geleceğimiz bizim yani. Kesinlikle. Peki Yağmur, sen neler söylemek istersin bununla ilgili? Spor tabii bizim mesleğimizin bir parçası olması dışında insan sağlığı ve sosyal aktivite olarak da önemli yer teşkil ediyor. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulüpleri spora ve sporcuya yatırım yaparak sporu en güzel şekilde desteklediğini düşünüyorum. Bu soruyu da seninle başlamak istiyorum. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Tabii boş fırsat bulabilirsen bu yoğun program arasında. Boş zamanlarımızda yine oyuncu takibi yapıyoruz. Transferlerle ilgileniyoruz. Tesislerimizle ilgileniyoruz. Yine sporla ilgileniyoruz. Yani sporla iç içeyiz. Kendi sporumuzu yapıyoruz düzenli olarak. Başka yok bir şey. Spor benim hayatım oldu diyorsun yani. Spor bizim hayatımız. Peki Eren, sen boş vakitlerinde neler yapıyorsun? Ben aynı zamanda okuyorum. Başkent Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Allah izin verirse bir yıl sonra mezun olacağım. İnşallah. Basketbol oynamadığım ya da antrenman yapmadığım zamanlarda genellikle ders çalışıyor oluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Peki Alper Bey, siz neler yapıyorsunuz boş vakitlerinizde? Ben de birazcık spor yapıyorum. Kendime vakit ayırdıkça yürüyüş olsun, jogging olsun. Aynı zamanda da Yağmur, işte Rahmi, işte antrenörümüz. Hep birlikte toplanıp işte analiz yaptığımız oluyor, işte maçları izlediğimiz oluyor. İşte oyuncu görmeye, izlemeye gittiğimiz oluyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Boş zamanlarımızda da hep sporla, basketbolla hep iç içeyiz, beraberiz. Ne güzel. Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ego Spor Basketbol Takımı olarak başarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Bizi davet ettiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Ego Spor Basketbol Takımı'nın değerli sporcuları ve yöneticileri yapmış olduğunuz bu hoş sohbetin sonuna geldik.
Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.